arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, Tonguç Akademi'de bugün limit ve süreklilik konusuna başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar limit ve süreklilik konusu LYS'de karşımıza çok çıkan konulardan bir tanesi. Her yıl muhakkak limit ve süreklilikten bir veya iki tane soru geliyor. Ve ikinci olarak limit ve süreklilik konusu arkadaşlar türevin temel konularından bir tanesi. Onun için önemli bir konu. Ve buradaki kavramları çok iyi algılayabilmemiz için yani yaklaşmak ne demek? X'e yaklaşmak ne demek? Fx'e yaklaşmak ne demek? Sağdan yaklaşmak, soldan yaklaşmak ne demek? Tanımsızlık kavramı ne demek? Belirsizlik kavramı ne demek? Sonsuzluğa yakınsama ne demek? Sonsuzluğa ıraksama ne demek? Bunların hepsini adım adım göreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle ilk adımımızı atalım. Bir noktaya yaklaşma. Şimdi sayı doğrusu üzerinde örnek verelim. X eşittir iki noktasına. Bir reel sayı doğrumuz var. 2'ye yaklaşmak istiyoruz. Öncelikle arkadaşlar 2'nin solundan doğru yaklaşmayı gösterirken biz nasıl göstereceğiz? 2 üzeri eksi diye göstereceğiz. Yani 2'den küçük sayılarla yaklaşıyoruz anlamında. Sağdan yaklaşmayı da 2 üzeri 6 artıyla göstereceğiz. Bakın arkadaşlar buraya ben 1 yazmışım. Yani nedir 1? 2'den küçük bir sayıdır. Yani x'e ben x eşittir işte 2 noktasına yaklaşırken önce 1 değeri verdim bakın. Arkasından devam ediyorum. 1,5 değeri veriyorum. Bakın bir buçuk. Ne oldu arkadaşlar? Birden çıktık yola bir buçuğa geldik. Devam edelim. 1.8 Bakın bir buçuktan 1.8'e geldim. Devam ediyorum. Bakın soldan doğru geliyorum dikkat ederseniz 2'ye doğru. Sonra 1.9 Bakın 1.9 şuralarda bir yerde. Sonra 1.999 Bakın o da nerededir arkadaşlar? Şuralarda bir yerde. Buraya zoom ettiğimiz zaman Bizim x sayımıza 2'ye nereden doğru gelmiş oluyorum arkadaşlar ben? Soldan doğru gelmiş oluyorum. İşte biz burada diyoruz ki x 2'ye nereden doğru yaklaşıyor arkadaşlar? Soldan doğru yaklaşıyor. Bakın şuna dikkat edelim arkadaşlar. Burada x eşittir 2 hiçbir zaman olmuyor. Yani biz ne yapıyoruz? 2'ye doğru yaklaşım yapıyoruz. Yani x eşittir 2 noktası olabilir olabilirdi de olmayabilirdi. De. Önemli olan nokta burada ben nereye yaklaşıyorum? Sabahleyin nereden çıktınız? okula doğru gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Okula doğru yaklaşıyorsunuz. Veya okuldan çıktınız. Nereye doğru gidiyorsunuz arkadaşlar? Eve doğru gidiyorsunuz. Veya arkadaşlarınız oturup çay içeceksiniz. Kafeye doğru gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kafeye doğru yaklaşıyorsunuz. Belki son anda kafeye gitmekten vazgeçebilirsiniz. Nereye gidebilirsiniz arkadaşlar? Sinemaya gidebilirsiniz. Ama başlangıçta ne diyoruz biz? Biz kafeye doğru gidiyoruz diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar x 2'ye doğru soldan doğru gidiyor. Peki sağdan yaklaşmak ne demek arkadaşlar? 2'ye sağdan yaklaşmak demek 2'den büyük değerler vererek yaklaşmak demek. Örneğin önce 3 üç verdik. 3'ten başladık. Daha büyük değerlerden başlayamaz mıydım? Başlardım. Ben 3 olarak aldım. 3'ten başladık. Sonra 2,5 değeri verdik x'e. Bakın 2,5 burası. Sonra ne yaptık arkadaşlar? 2.3 değeri verdik. Bakın ne yapıyoruz? Gittikçe x değerlerimiz küçülerekten ne yapıyor? 2'ye doğru yaklaşıyor. Sonra 2'ye 2.1 dedik. x değerimiz 2.1 şuralarda bir yerde. Daha sonra da 2.001 dedik. Bakın o da buralarda bir yerde. En son bizim x ifademiz ne oldu arkadaşlar? 3'ten başlayarak 2'ye doğru geldi mi? Geldi. Ama nasıl geldi arkadaşlar? 2'ye sağdan doğru geldi diyoruz. Yani ne olmuş oldu? X eşittir 2'ye ben nereden yaklaştım arkadaşlar? Sağdan yaklaştım. Bakın biz buna X değerlerinin yaklaşması diyoruz. X değerlerine yaklaşma dedim. Devam edelim bakalım. Şimdi bu yaklaşımlarda kafamızı karıştıran çok noktalar var arkadaşlar. Ve bizi ÖSYM'nin ters köşeye düşürebileceği noktalar var. Bakın öncelikle anlatmadım daha ama şuradan bir kağıt alayım. Onun üzerine biraz bahsetmek isteyeyim size arkadaşlar. Bakın diyelim ki x 2'ye soldan yaklaşıyoruz diyelim. Fonksiyonda da şöyle olsun arkadaşlar. f eksi x olsun diyelim. İşte burada en büyük işlem hataları yapılıyor arkadaşlar. En büyük işlem hatasını burada yapıyoruz. 2'ye soldan yaklaşma. Ne oluyor o zaman? eksiyle çarparsak eksi 2'ye soldan yaklaşma yapıyormuşuz gibi geliyor bize. Ama arkadaşlar bu nedir? Yanlıştır, hatalıdır. En büyük ters köşelerden bir tanesi budur. İşte bu kavram yanılgısına düşmememiz için bu haş kavramına ihtiyacımız var. Peki hocam bu haş nedir? Kağıdımızı yana koyalım. Haş kavramını anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar haş her zaman pozitif bir sayıdır. Sıfırdan büyük. Yani hiçbir zaman sıfır olamaz. Sıfırdan her zaman büyük. Ama çok küçük bir sayıdır. Yani siz diyebilirsiniz ki hocam haş 0.01 olsun. Olsun olabilir. Ama daha da küçük yazabilirim. 0.001 de yazabiliriz arkadaşlar. Daha da küçük yazabiliriz. Mesela ne yazabilirim? 1 bölü 10 üzeri 1000 yazabilirim buraya. Yani 1 bölü 10 üzeri 1000 ne demek? 0 virgül. İşte 0 virgülden sonra 1000 tane işte 999 tane 0 olacak. Bir tane de 1 olacak anlamına geliyor. Dolayısıyla bundan daha küçük bir değer veremez miyim? Tabii ki verebilirim. Böyle devam eder. 1 bölü 10 üzeri 100 trilyon. Bunu da yazabilirim arkadaşlar. Yani buradan demek istediğim şu arkadaşlar. H dediğimiz sayı tek bir sayı değil. H dediğimiz ifade esasında nedir arkadaşlar? 0 artı demektir. H dediğimiz ifade 0 artı demektir. Ya da diğer bir işte ben 0 artıyı 0 artı H'de ifade edebilirim. Bakın sevgili gençler. 0 ile sıfır artı arasında Dağlar kadar fark var Öncelikle sıfır sayısı rakamı mutlaklığı yani mutlak sıfır anlamda hiçliği temsil eder ama sıfır artı ise arkadaşlar sıfırdan farklı sıfır hiçbir zaman olmayan sıfırdan büyük çok küçük sayıları temsil eder yani bu bir sayılar kümesi. Sıfırdan büyük çok küçük sayılar kümesi. Ama bu nedir arkadaşlar? Bildiğimiz sıfır rakamı. Yani aradaki farkı görmüş olalım. Ama biz sorularda ders anlatırken bunu yerine ne yazacağız biz? Sıfır artı h. Yani diğer bir de işte h yazacağız arkadaşlar. Ve bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. H dedik sıfırdan büyük. A'ya soldan yaklaşma dendiği zaman ne anlayacağım o zaman ben? A'dan küçük çok büyük bir sayı. Yani A eksi H anlayacağım. A'dan çok küçük bir sayı çıkartıyorum. A artı dendiği zaman A'ya sağdan yaklaşma dendiği zaman ne anlayacağım arkadaşlar? A artı H anlayacağım. Bakın örnek verelim. 3 artı ne demektir arkadaşlar? 3'ten büyük bir sayıdır. Yani ben bunu yine ne yazabilirim? 3 artı H yazabilirim. 3 artı H nedir? 3'ten her zaman büyüktür. Örnek verelim. 3 virgül 0 0 0 1 yazabilirim. Siz de diyebilirsiniz ki hocam 3 virgül 0 0 0 0 0 sıfır bir olamaz mı? Olur. Başka arkadaşımız da daha da küçük bir sayı söyler ama 3'ten büyük olmak şartıyla. Sıkıntı yok. Peki 3'e soldan yaklaşmak ne demek arkadaşlar? 3'ten küçük bir sayı yani 3 eksi h yazacağız. 3 eksi h. 3'ten küçük bir sayı sonuçta. Örneğin ne yazabiliriz? 2,99. E daha da küçük bir sayı yazabilirim. 3'ten küçük ama büyük bir sayı yazabilirim. 2,999 Daha da yazabiliriz arkadaşlar. 2,999'dan büyük fakat 3'ten küçük bir sayı yazabiliriz. Ne yazabiliriz? 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Sıralarım böyle. Yazabilirim. Sonuçta 3'ten küçük ama ne arkadaşlar? En büyük sayı. Devam edelim. Eksi 2'ye sağdan yaklaşma demiş. Ne yapacağım? Eksi 2'ye sağdan yaklaşma. Hemen şuraya yazalım. Eksi 2'ye sağdan yaklaşma. Yani ne diyorum arkadaşlar? Eksi 2 artı h diyorum. Eksi 2 artı h nedir arkadaşlar? Her zaman eksi 2'den ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. Eksi 2 artı h eksi 2'den büyük olmak zorunda. Sıfıra daha yakın olduğu için hatta şöyle yapalım size. Şurayı eksi 2 alalım. Eksi 2 artı h neresidir arkadaşlar? Eksi 2 h eklerseniz şuralarda bir yerde olacak mı? Eksi 2 artı h. Yani diğer bir de işte ne oluyor? Eksi 1,99. Ya da eksi 1,999 şeklinde yazabilirim. Daha da büyük yazabiliriz değil mi? Ama eksi 2'den büyük küçük bir sayı yazabiliriz daha doğrusu. Onu anlatmaya çalıştım. Eksi 2'ye soldan yaklaşma. Ne demektir arkadaşlar eksi 2'ye soldan yaklaşma? Eksi 2 eksi h anlamına gelir. Yani bu ne demektir? Eksi 2'den her zaman ne olmak zorunda? küçük olmak zorunda. Bakın h gibi bir sayı çıkartmışız eksi 2'den. O zaman ne olacaktır? Eksi 2'den küçük olacaktır. Onun yerine ne yazabiliriz? Eksi 2'den küçük. Eksi 2.001 ya da eksi 2.0000 bir şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Eksi 2'den küçük ama çok büyük bir sayı. Peki. Peki. Yaklaşma bu dediği. Şimdi şöyle bir şey yapalım sizinle. X'e 3'e sağdan yaklaşırken acaba eksi x'e nereden yaklaşıyoruz? Yani x'in işareti değişirse ne olacak? Aman dikkat arkadaşlar. Burası gerçekten çok önemli. İşte burada h olayı bizim işimizi kolaylaştıracak. Şimdi 3 artı demek ne demekti arkadaşlar? x yerine 3 artı h yaz demekti. Eksi x dediği için ne yapacağım? Eksi ile çarpıyorum. Eksi 3 eksi h. Bakın ne oldu arkadaşlar? Dikkat ederseniz eksi 3 eksi h. Ne olmak zorundadır bu? her zaman eksi 3'ten küçüktür. Eksi 3'ten küçükse bu nereye yaklaşıyor arkadaşlar? Eksi 3'e nereden yaklaşıyor? Bakın eksi 3'ten küçük değerlerle geliyor. Eksi 3'e soldan yaklaşıyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? İşte anlatmaya çalıştığım olay buydu. Her zaman işlem hatalarının en büyük yapılan yerlerden bir tanesi. X 3 artı demiş. Gitmiş soruda f eksi x dediği zaman fonksiyonda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 3'e sağdan yaklaşıyoruz. İşte bu en büyük yanlışlardan bir tanesidir sorularda bunun üzerinde çok duracağım merak etmeyin. Örneğin 3'e soldan yaklaş demiş. Ne yapacağız arkadaşlar? X yerine 3 eksi h diyorum. Eksi x dediği için ne yapıyorum? Eksi çarpalım bunu. Eksi 3 artı h. Bakın ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 artı h ne demekti? Az önce gösterdik. Eksi 3'e sağdan yaklaşmak demekti. Hemen yazalım. Eksi 3'e sağdan yaklaştım. Devam edelim. Eksi 2'ye artı demiş. Eksi 2'ye sağdan yaklaşmak ne demektir arkadaşlar? Eksi 2 artı h demek. Eksi x de eksiyle çarparsam x ne olur? 2 eksi h olur. Bakın ne oldu arkadaşlar? 2'den küçük çok büyük bir sayı olacak. Yani 2'ye soldan yaklaşma oldu. Devam edelim. Eksi 2'ye soldan demiş. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 eksi h. Eksi 2'ye soldan demek. Eksiyle çarparsam bunun ne olur? 2 artı h. Eksi ile çarptım. Artı 2. Eksi ile çarptım. Artı h. 2 h. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? 2'ye sağdan yaklaşma olmuş oldu. Bakın. 2'ye sağdan yaklaşma. İşte bu sorularda <laughs> özür dilerim. Sorularda karşımıza çok çıkacak. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok dikkat ediyoruz. Bakın biraz daha örneklerimizi değiştirdik. Az öncekiler tam sayılardı. Şimdi bakın rasyonel sayılarda bakalım nasıl olacak. Ne demiş? 1 bölü 3'e soldan yaklaş demiş. Ne yapacağım arkadaşlar? 1 bölü 3 eksi h diyeceğim. Yani 1 bölü 3'ten küçük bir sayı yazacağım. Ne yazabiliriz? 1 bölü 3'ten küçük bir sayı yerine 1 bölü 4 yazabilirim. 1 bölü 5 yazabilirim. 1 bölü 100 yazabilirim değil mi? Bunların her birini ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Yani ne yapıyorum ben? 1 bölü 3'e sağdan pardon soldan doğru yaklaşacağım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Öncelikle 1 bölü 100 yazdık diyelim. Sonra 1 bölü 5 sonra 1 bölü 4. Ne yapıyoruz? 1 bölü 4'e pardon 1 3'e soldan doğru yaklaşırken ne yapıyorum arkadaşlar? Mesela 1 bölü 10 çıkartabilirim. Haş yerine 1 bölü 10 yazabilirim. Ya da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 100 yazabilirim ya da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 10 üzeri 1000 yazabilirim arkadaşlar. Ne olmuş oldu? 1 bölü 3'e soldan doğru ne yapmış oldum arkadaşlar? Yaklaşmış oldum. Ne demiş burada? 1 bölü 3'e sağdan yaklaş demiş. 1 bölü 3'ten büyük artı h diyorum arkadaşlar. Yani 1 bölü 3 artı 1 bölü 10. 1 bölü 3 artı 1 bölü 100. 1 bölü 3 artı 1 bölü 1000. Bunlar nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'e sağdan yaklaşmaktır. Eksi 1 bölü 2 demiş. Sağdan yaklaş. Eksi 1 bölü 2 artı h. Hiçbir zaman unutmuyoruz. Eksi 1 bölü soldan yaklaşmak. Aynı şekilde h yerine 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 şeklinde değerler ne yapabilirim? Verebilirim. Eksi 1 bölü 2'ye soldan yaklaş. Eksi h. 1 bölü 5'e sağdan yaklaş. Ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 5 artı h. Eksi x nedir demiş. Hemen eksi ile çarpıyorum bakın. Ne oldu bakın? Eksi 1 bölü 5 eksi h. Bu ne demekti? Eksi 1 bölü 5'e bakın. Eksi 1 bölü 5'ten küçük bir sayı değil midir? Bu küçüktür. O zaman nereden yaklaşıyorum demektir? Eksi 1 bölü 5'e soldan yaklaşıyorum demektir. 1 bölü 5 eksi demiş. Ne yapıyoruz? 1 bölü 5 eksi h diyoruz. Eksi x dediği için ne yapacağım? Eksi ile çarpıyorum. Eksi 1 bölü 5 artı h. Bu ne demektir? Bu da eksi 1 bölü 5'e sağdan yaklaşmak demektir diyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda yaptığım olaylar daha sonraki sorularda karşımıza çık çıkacak olan kısımlar. Şimdi şu ana kadar yaptığımız neydi? X değerlerine yaklaşmakta arkadaşlar. Şimdi de acaba diyorum X değerlerine yaklaşırken görüntümüz bir şeye yaklaşıyor mu? Yani şöyle düşünün. Bakın şuradan bir kağıt alayım şöyle. Şimdi bunu daha da biraz görselleştirmek istiyorum. Şöyle bir grafiğimiz olsun diyelim. Sallıyorum kafadan. Şöyle bir şey yazdım. Şöyle bir şey çizdik diyelim arkadaşlar. Şimdi ben burada bir diğere yaklaşacağım diyelim. Mesela 1'e yaklaşıyorum bakın. Bire kırmızı kalemle yaklaşalım. 1'e yaklaşıyorum şöyle sağdan doğru yaklaşıyorum. <laughs> bire sağdan yaklaşırken arkadaşlar şuradaki görüntümüz ne olsun mesela? 3 olsun. Şurası da 2 olsun diyelim. Sevgili gençler bire ben sağdan yaklaşırken Bakın burasının yukarıdan nereden geliyor bakın. Bire sağdan yaklaşın şöyle. Şöyle yapalım. Burada değer aldı. Bire daha biraz daha küçük bir değer verdim sağdan. Burada değer aldı. Biraz daha küçük bir değer verdim. Burada değer aldı. Bakın 3'e nereden doğru geliyor arkadaşlar? Yukarıdan doğru geliyor. Demek ki x değerleri bire sağdan yaklaşırken görüntümüzde nereye yaklaşıyormuş arkadaşlar? 3'e yaklaşıyormuş. Ama nasıl? Yukarıdan doğru. Yani büyükten küçüğe doğru. Yani ne demektir o da? Yukarıdan doğru geldiği için ne diyeceğim? 3'e sağdan yaklaşıyor diyeceğim görüntüde. Aynı şekilde bakın. 1'e soldan gelsem. Bakın. 1'e soldan doğru geliyorsunuz. Buradan bir değer verdiniz, bu çıktı. Buradan bir değer verdiniz, bu çıktı. Bakın ne oluyor arkadaşlar? 1'e soldan gelirken burada da 2'ye aşağıdan doğru geliyorum. Yani bunun anlamı nedir? 2'ye soldan yaklaşıyorum demektir. Demek ki fonksiyonlarda ben bir limit değerine yaklaşırken x değerine yaklaşırken fonksiyonun görüntüsü de ne yapıyormuş arkadaşlar? Bir değere yaklaşıyormuş. Örnek verelim. x 2'ye sağdan yaklaş demiş. Önce ne yapalım arkadaşlar? x'e sağdan yaklaşacağız ya. 3 değeri verelim. Bakalım görüntü ne oluyor? fx f3 diyorum. Hemen bakalım 3 eksi 2'den 1 oldu. x'e ne diyelim arkadaşlar? 2,5 diyelim. 2'ye doğru geliyorum sağdan yukarıdan doğru geliyorum yani. F 2,5 ne olur arkadaşlar? Hemen yazalım. X yerine 2,5 yazarsam 0,5. Dikkat edin. X yerine 2,1 yazalım. Biraz daha büyüttük olayı. 2,1 yazdık. F 2,1 ne oldu arkadaşlar? 2,1'den 2 çıkarsa 0,1 kaldı. Bak devam ediyorum. X yerine 2.001 yazalım diyorum. Hemen F 2.001 diyorum. Eşittir. 2.001'den 2'yi çıkarsam ne kalır arkadaşlar? 0.001 kalır. Bakın dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Burası 2'ye sağdan doğru yaklaşırken x değerleri fonksiyonun görüntüsünde neye doğru yaklaşıyor? Bakın Birden başladım. 1, 1 bölü 2, 1 bölü 10, 1 bölü 1000. Bakın nereye doğru geliyor? Sıfıra doğru geliyor. fx de nereye doğru geliyormuş arkadaşlar? Sıfıra doğru geliyormuş. Peki nasıl geliyor hocam? Nasıl geliyor? Bakın ne oldu arkadaşlar? Birden sıfıra doğru geliyor. Yani sıfırın üstünden doğru geliyor. Hatta şöyle sayı doğrusunu da gösterelim. Sıfır burası. Bir burası. E nereden doğru geliyor arkadaşlar? Birden doğru geliyor. Yani ne taraftan geliyor? Sağdan doğru geliyor. Demek ki o zaman burası ne olacak arkadaşlar? Sıfır artı olacak. Yani x değerlerde biz 2'ye sağdan yaklaşırken görüntümüz de sıfıra sağdan yaklaşıyormuş diyoruz. Bakın başka bir soru. Ne demiş? x'e 1'e soldan yaklaşırken demiş. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Birden küçük değerlerle yaklaşacağız. Örnek verelim sıfır yazdık diyelim önce. x yerine sıfır yazıyorum x yerine 0 yazarsam fonksiyonumuz ne olacak? 2 çarpı 0 artı 1'den ne olur arkadaşlar? 1 olur. x yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Çünkü neden? 1'e doğru yaklaşacağız. x yerine 1 bölü 2 yazarsam ne olur arkadaşlar? fx eşittir. 2 çarpı 1 bölü 2, 1 artı 1'den 2 oldu. Devam edelim. x yerine 1'e yaklaşıyoruz ya. 0.7 yazalım. Bu 0.5'ti. 0.7 yazalım arkadaşlar. fx eşittir. 2 çarpı 0.7 nedir? 1.4. 1 ile toplarsam ne yapar? Tabii ki 2.4 yapar. X yerine 0.9 yazalım. Dikkat edin. 1'e nereden doğru geliyorum arkadaşlar? Soldan doğru geliyorum. Bakın buradaki değerlerden doğru geliyorum. 0.9 yazdım. Fx ne olur arkadaşlar o zaman? 2 çarpı 0.9'dan ne yapacak? 1.8. 1 ile toplarsam 2.8. Bakın devam ediyorum böyle. En son diyelim ki x yerine 0.99999999 yazdık. fx ne olacak arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. 2.9999999 olacak. Yani bizim x'e 1'e soldan gelirken fonksiyonumuzun görüntüsü nereye yaklaşıyormuş arkadaşlar? 3'e yaklaşıyormuş. Nereden yaklaşıyormuş? Bakın 3'ten küçük değerlerden doğru yaklaşıyormuş. Yani soldan yaklaşıyormuşuz diyoruz. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. X'e sağdan yaklaşırken görüntü de bir değere sağdan yaklaştı. X'e soldan yaklaşırken görüntü de bir değere soldan yaklaştı. Sakın ve sakın böyle bir kaide yok arkadaşlar. 2'ye sağdan yaklaşırken görüntü farklı bir şeye soldan yaklaşabilir. Eşit de olabilir. Sadece sağdan da yaklaşabilir. Kesinlikle böyle bir mantelde yok. Hemen bakın buradaki sorumuzda görelim onu. 2'ye sağdan yaklaşırken eksi x kare demiş. Hemen yazalım arkadaşlar. 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. 2'den büyük değer vereceğiz. Örneğin x yerine 3 yazdık diyelim. x yerine 3 dersem ne olur arkadaşlar? 3'ün karesi 9. fx ne oldu? Eksi 9 oldu. Devam ediyorum. x yerine 2,5 yazıyorum. 2,5 yazarsam ne olacak arkadaşlar görüntümüz? 2,5'ün karesi. Ne olur 2,5'ün karesi? Eksi 2,5'ün karesi nedir? 6 nokta küsürlü bir şey. 6,25. Eksi 6,25. Devam edelim. x'e 2,1 verdik diyelim arkadaşlar. Ne olacak o zaman burası? 2.1'in karesi ne yapar? 4 nokta küsür. Eksi 4 nokta küsür. Devam ediyorum. Yani eksi 4.2 vesaire şeklinde bir şey. X eşittir 2.001 verdik diyelim. Çünkü 2'ye sağdan doğru geliyorum. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şöyle 2 değerimiz olsun. Şuradan doğru geliyorum 2'ye. 2.001 verdim diyelim. Karesini aldık. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 4.0000 bilmem ne. Değil mi? Bakın x değerlerimiz 2'ye sağdan gelirken görüntümüz ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 4'e geliyor. Nereden doğru geliyor arkadaşlar? Bakın küçük değerlerden doğru geliyor. Hatta tam kavrayamadık diyelim. Eksi 4 burası. Eksi 9 burası. Nereden doğru geliyorum? Buradan doğru geliyorum. Yani eksi 4'ün solundan doğru geliyorum. Demek ki o zaman bizim fonksiyonumuz ne olacakmış arkadaşlar? Eksi 4'e soldan soldan gelecekmiş diyoruz. Bakın 2'ye sağdan yaklaşırken görüntü eksi 4'e soldan yaklaştı. Demek ki az önce söylediğimiz gibi kesinlikle burası sağdansa burası sağdan olacak veya soldan olacak diye bir kaydı yok. Her türlü gelebilir. Bakın bu soruya bakın arkadaşlar. 2'ye soldan yaklaşmış. Yani ne yapalım? x'e 1 verelim. Örneğin x'e 1 verdiğim zaman ne olacak arkadaşlar? x'e 1 bir verdik. 1'in karesi 1, eksi 1 oldu. Fonksiyonumuzun görüntüsü ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 oldu. x'e 1,5 verdik diyelim. 1,5 yazdık. Kalemim de bitti. Evet. x'e 1,5 yazdık. fx eşittir. Ne olur arkadaşlar 1,5 yazarsam? Eksi 2 nokta küseratlı bir şey. x'e diyelim ki arkadaşlar. <laughs> ne diyelim x'e? Eksi pardon eksi demişim. 1.7 diyelim arkadaşlar. 1.7 dersem fx eşittir ne olacak? 1.7'nin karesi eksi 3 nokta küsürlü bir şey. O da ne olmuş oldu? Eksi 3 nokta küsürlü vesaire dedim. Devam ediyorum. X'e 1.9999 dersem fonksiyonumuzun görüntüsü ne olacak acaba? Bakın arkadaşlar x'e 1.999 dediğimiz zaman fonksiyonumuzun görüntüsü de eksi 3.9999 gibi bir ifade olacak. Yani burası 2'ye soldan doğru yaklaşırken bakın arkadaşlar fonksiyonumuzun görüntüsü nereye yaklaşıyor dikkat edin. Eksi 4'e yaklaşıyor. Ama nereden doğru yaklaşıyor arkadaşlar eksi 4'e? Eksi 4'ten büyük değerlerden yaklaşıyor. Bakın eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 4'ten büyük değerler demek ne demektir arkadaşlar? Eksi 4'e sağdan yaklaşmak demektir. Evet sevgili gençler. X değerinde yaklaşmayı gördük. Fonksiyonun görüntüsüne yaklaşmayı gördük. H kavramını gördük. Peki hocam bu limit nedir arkadaşlar? Bir fonksiyonun x değerleri bir sayıya yaklaşırken, reel sayıya yaklaşırken hem sağdan hem soldan görüntüsü de aynı sayıya yaklaşıyorsa yani sağdan değerler soldan değerlere eşitse arkadaşlar ne diyoruz? Artık bu soru işaretini kaldıralım. Bunlar birbirine eşitse fonksiyonumuzun x eşittir 2 noktasına limiti vardır ve neye eşittir diyoruz arkadaşlar? fx'e eşittir. Buna da ne diyelim? L diyelim. Ve arkadaşlar şunu unutmayacağız. Bir fonksiyonun bir noktasındaki limitine bakarken eğer kritik nokta ise limitine sağdan ve soldan bakacağız. Kritik nokta değilse hemen fonksiyonda x gördüğünüz yere yazabilirsiniz. Bunu şu anda ön bilgi olarak verdim. Daha sonra bunu detaylı bir şekilde ne yapacağız arkadaşlar göreceğiz. Şimdi grafikte yaklaşma üzerine duralım. Bakın 2'ye sağdan yaklaş demiş fonksiyon grafiğinde. Peki, x değerine ben yaklaşırken y değerine yaklaşma olacak mı? Tabii ki olacak. Bakın arkadaşlar, gözünüzün yanıyım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bu gerçekten çok önemli bir ifade. x değerine siz 2'ye sağdan gelirken, bakın 2 burada, sağdan doğru geliyorsunuz. Fonksiyon üzerinden gelirken bakın ne yapıyorsunuz? 3'e de nereden doğru geliyorsunuz arkadaşlar? Sağdan doğru. Yani yukarıdan gelmek demek, 3'e sağdan gelmek demek. Ama burada başka bir ifade olmadığı için, dışında bir fonksiyon vesaire olmadığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 diyoruz buna. 2'ye soldan yaklaşma demiş. Bakın 2'ye soldan yaklaşıyorum. Dikkatli izleyin. 2 burası. Soldan doğru geliyorum bakın. Soldan geldim. Nereye yaklaşıyor arkadaşlar görüntü? 1'e yaklaşıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz bakın. Bu değer aldı. Bu değer aldı. Bakın bu değer aldı. Bakın ben buradan ikiye doğru gelirken tabi burayı yanlış çizilmiş şöyle olacak. Ne yapıyorum arkadaşlar? 1'e de nereden doğru geliyorum? Sağdan doğru geliyorum. Bakın üstünden doğru geldim. Dolayısıyla görüntüde de ne oluyormuş arkadaşlar? Yaklaşma oluyormuş diyoruz. Peki bir noktada limit olması için fonksiyonun o noktada tanımlı olması gerekir mi? Gerekmez arkadaşlar. Çünkü limit demek yaklaşmak demek ben x değerine yaklaşırken görüntüm nereye yaklaşıyor? Yani ben aynaya doğru yaklaşıyorum. Acaba görüntüm de bana doğru yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu? Sağdan yaklaşırken ben uzaklaşabilirim. Farklı aynada farklı şeyler olabilir. Ama ne olmasına gerek yok arkadaşlar? O noktada tanımlı olmasına gerek yok. Ha tanımlıysa oh ben istedim bir göz Allah verdi iki göz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi ama kritik nokta mıdır arkadaşlar? Tanımlı olmayan noktalar kritik noktadır. Onun için ne yapacağız? Sağdan ve soldan yaklaşacağız. Bakın 3'e sağdan doğru yaklaşıyorum arkadaşlar. 3'e sağdan yaklaşırken limit x 3'e sağdan yaklaşırken fonksiyonda görüntüm nereye yaklaşıyor arkadaşlar? Bakın dikkatli izleyin. Bakın sağdan geldim burası. Sağdan doğru geliyorum bakın burası. Bakın dikkat edin daha da küçültsem buraya zoom yapsam şöyle yaklaşacak. Nereye yaklaşıyorum arkadaşlar? 3'e hatta nereden yaklaşıyorum? Aşağıdan doğru yaklaşıyorum. Ek bilgi olarak aklımda bulunsun. 3'e soldan görüntüsü soldan yaklaşıyor. Şimdi gelelim x 3'e soldan yaklaşalım. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar soldan doğru gelirken bakın soldan soldan yaklaşalım. Bakın buradan doğru geliyorum. Görüntü nereye yaklaşıyor arkadaşlar bakın? 3'e doğru yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor. Yani şöyle düşünün. Şuradan bir değer aldınız, bu çıktı. Buradan bir değer aldınız, bu çıktı buradan bir değer aldınız bu çıktı. Ne oluyor arkadaşlar? 3'e doğru yaklaşıyorsunuz. Hatta nasıl yaklaşıyorsunuz? 3'e aşağıdan yukarı doğru. Yani soldan yaklaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar 3'e sağdan ve soldan birbirine eşit olduğuna göre ne diyorum ben? Limiti 3'tür diyorum. Ama bu noktada tanımlı mıydı? Değildi. Tanımlı olmasına gerek var mı? Yok. Evet başka bir sorumuz arkadaşlar. Demiş ki bana fonksiyonumuzun <laughs> burayı yanlış yazmış. Şöyle olacaktı. Şunu silelim. Limit x Nereye arkadaşlar M'e soldan yaklaşırken demiş. Ne oluyormuş? Bir N değerine eşitmiş. Dolayısıyla FN nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar M değerini hemen burada grafikte bulalım. Bakın M değerimiz burada. M'e nereden yaklaşmam gerekiyor? Soldan yaklaşmam gerekiyor. M değerine soldan doğru geliyorum bakın. Soldan geldim. Görüntüm nereye yaklaşıyor arkadaşlar? 2'ye. Demek ki o zaman N değerimiz neymiş arkadaşlar? Bizim 2'ymiş. Bana neyi soruyordu? F2 F2'yi nasıl bulacağım arkadaşlar? Bu limit demek değildir. Bu fonksiyonda x yerine 2 yazdığında görüntüsü ne oluyor? Bakın fonksiyonda x yerine 2 yazdığında görüntüsü neymiş arkadaşlar? Tanımlı olduğu, içi dolu olan yer 3'müş. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 3'tür diyoruz. Devam edelim. Bakın size sorularda orijinal sorular çözeceğim. Ve ödüllü sorularda arkadaşlar sınavda gelebilecek olan sorulardan soracağım. Onun için dikkat edin Şimdi bu sorulara bir bakalım. Ne diyor bana? Limit diyor. X sıfıra giderken fx nedir? X eşittir sıfır noktasının limitlerine bakacağız. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorduk grafikte limite bakarken? Sağdan ve soldan yaklaşıyoruz. Bakın sıfıra burası sıfır. Sağdan yaklaşırken arkadaşlar. Sağdan yaklaşıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Limit sıfır çıkıyor. O zaman yazalım şuraya. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken ne oldu fonksiyon? Limiti sıfıra yaklaştı. Ama soldan yaklaşırken arkadaşlar nereye yaklaşıyor? 3'e yaklaşıyor. Dolayısıyla sağdan 0, soldan 3 birbirine eşit mi değil? Dolayısıyla limit var mıdır arkadaşlar? Yoktur diyoruz. Limit yoktur. <laughs> Devam edelim. Eksi 2 noktası limit demiş. Eksi 2'ye bakalım. Eksi 2 burası. Eksi 2'ye sağdan geliyorum. Neyi gösteriyor arkadaşlar? 1'i. Soldan geliyorum bakın. Neye yaklaşıyor? Yine 1'e. Demek ki o zaman eksi 2 noktasına sağdan ve soldan limitler 1 olduğu için ne diyeceğim arkadaşlar? Bu fonksiyonun bu noktada limiti var ve nedir? 1'dir. Peki öğretmenim şurada bir nokta var. O nedir? Arkadaşlar o fonksiyonun değeridir. Yani fonksiyonda x yerine eksi 2 yazdığınızda karşıda ne çıkıyormuş? 2 çıkıyormuş. Onu da şuraya yazalım. F eksi 2 neymiş? 2'ymiş. Bakın limit farklı bir kavram fonksiyonda değer alması farklı bir kavram. İkisinin burada farklı değerleri aldığını gördünüz mü? bakın. Limit demek yaklaşmak demek. Tekrar ediyorum yaklaşmak demek. Fonksiyonda yerine yazmak demek oradaki değeri demek. Başka bir şey değil. 6'ya sağdan yaklaş demiş. 6'ya sağdan yaklaşım. 6 burası. Sağdan geliyorum arkadaşlar. Neyi gösteriyor bana? Eksi 2'yi gösteriyor. Limit neymiş? Eksi 2'ymiş diyoruz. Ne demiş bana? Limit fx demiş. Eksi 2 ise demiş. A değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar limiti eksi 2 olanlara bakalım. Bakın limit eksi 2 burası. Şimdi bir noktasına başlayalım. Bir noktasındaki limit eksi 2 midir? Bir kontrol edelim. Soldan yaklaşıyorum eksi 2. Sağdan yaklaşıyorum eksi 2. Güzel. Demek ki a 1 olabilir. E zaten a 2'de de aynı şekilde bakın arkadaşlar. Sağdan da soldan da gelsem eksi 2 olacak. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir. Peki arkadaşlar. 6 olabilir mi? 6 noktasındaki limit nedir arkadaşlar? O da 2'dir ama öğretmenim eksi 2'dir pardon. Sadece soldan var. Arkadaşlar sadece soldan limit uç noktalarda limiti değineceğiz. Sadece soldan da limit ne yapabiliriz? Olabilir. Yani soldan yaklaştığınızda sadece soldan yaklaşabiliyorsanız limit değeri varsa o fonksiyonu o noktadaki limitine eşittir diyeceğiz. Kalkulus'ta bu böyle yapılıyor. Yani üniversite kaynakları, lisans kaynaklarında bunu böyle kabul ediyoruz. ÖSYM zaten buna bugüne kadar hiç sormadı. Zaten sorduğu zaman da onun dışında bir cevap veremez. Dolayısıyla ne olmuş oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 6 noktasına x e, limit değerimiz neymiş arkadaşlar bizim? Eksi 2'ymiş. Toplamını soruyor bana. 10, 15, 20, 21. Yani A değerlerimizin toplamı kaçmış? 21'miş diyoruz arkadaşlar. Bakın başka bir soru. Değişik bir soru arkadaşlar. Limit demiş fx m'e giderken bu toplam eksi 4 noktasındaki limitle 4 noktasındaki fonksiyonun limitine eşitmiş. Öncelikle eksi 4 noktasındaki limite bakalım. Ama fonksiyon grafiğinde eksi 4 yazmamışız biz. Yazmamıza gerek var mı? Yok. Neden? Eksi 4 burada. Eksi 3'ten küçük. Bakın. Eksi 3'ten sonra, eksi 2'den sonra fonksiyon neymiş arkadaşlar? Doğrusal bir şey. Sabit bir fonksiyonmuş. Eksi 4'te yaklaştığınız zaman sağdan da soldan da yaklaştığınızda karşılığı ne? 2. Demek ki burası ne olacak arkadaşlar? 2 olacak limiti. 4 noktasındaki limit. Bakın aynı şekilde 4 de burada. Üçten büyük. Bakın bu da aynı şekilde sabit bir fonksiyon. 3'ten sonra. Sağdan da soldan da yaklaştığında limit ne arkadaşlar? Eksi 4. Toplarsam ne çıkar arkadaşlar? Eksi 2. Şimdi bana sorduğu soru şu. Hangi noktasındaki limiti eksi 2'dir demiş. Eksi 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Burada. Eksi 2 burası. Demek ki hangi noktasındaki limit arkadaşlar bakın burası olabilir. Acaba gerçekten bu buna mı karşılık geliyor? Bakın çok önemli bir nokta. Gerçekten eksi 2 ile 2 birbirine karşılık geliyor mu gelmiyor mu? Bu önemli arkadaşlar. Hemen burada şekle bakıp inanmayın. Neleri biliyorum ben? Eksi 2'ye 2 tam burada. Eksi 2 2. Devam edelim. 3'e eksi 3. Üç. 3'e eksi 3. Demek ki arkadaşlar bu fonksiyon denklemi nasıl bir denklenmiş? Y eşittir eksi x denklemiymiş. Bakın gördünüz mü? Yani bu doğrusal olduğuna göre ve bunlar da ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Yani 2'ye karşılık gelen değer neymiş? Eksi 2'ymiş diyoruz. O zaman limit eksi 2 olduğuna göre m değeri nedir arkadaşlar? Tabii ki 2'dir diyoruz. Evet. Devam edelim şimdi. Evet. Bileşke fonksiyon. Yani bileşke fonksiyon demeyelim de. Bileşke fonksiyonu ayrı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar da. İşte arkadaşlar Zurnan'ın zırt dediği yere geldik. ÖSYM bundan 2016'da sordu. Ve ondan önceki yıllarda sordu. Hatta arkadaşlar bu soruları öğretmenlerinize dahi sordular arkadaşlar. Bu KPSS'de alan dersinde, alan sınavında öğretmenlerinize dahi sordular. Çünkü bu gerçekten öğrencilerin çok fazla ters köşeye düştüğü soru tiplerinden bir tanesidir. Bakın. Şimdi ne yapıyorum ben? Bileşke fonksiyonda şöyle bir şey yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Eksi 1'e soldan yaklaş demiş burada. Eksi 1 nerede arkadaşlar? Burada. Soldan geliyorum bakın. Böyle geldim. Nereye gelmiş oldum? 3'e. Bakın gittik buraya 3 yazdık. Sonra ne demiş bana? F3. F3 ne arkadaşlar? F3 karşılığı 3. Cevabı işaretlediniz de. Gitti soru. Gitti soru. Çünkü neden? Siz burada fonksiyona eksi 1'e soldan yaklaşırken görüntüye de nereden yaklaşıyorsunuz arkadaşlar? Aşağıdan doğru. Yani soldan yaklaşıyorsunuz. O zaman buraya ne yazmam lazım benim? 3'e soldan yazmam lazım. Bakın dışarıda bir tane daha bir F var. F 3'e soldan yaklaş demiş. F 3'e soldan yaklaş dediğine göre 3 burası olduğuna göre soldan yaklaşırsam ne olur arkadaşlar değeri 2. Yani cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 2 olacakmış. Gözün seveyim. Buna çok dikkat edin. ÖSYM buradan her zaman ters köşeye yatırır arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Bir tane ödüllü sorumuz var sınavda gelebilecek bir soru tiplerinden bir tanesi. Buna dikkatli bir şekilde çözüyoruz. Yorumlarına yorumlara cevabını yazmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olalım. Facebook'tan abone olalım, Instagram'dan abone olup beğenmeyi unutmuyoruz ve bütün e, matematikle alakalı her şeyi www.tonguçakademi.com'da ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Oradan bulabilirsiniz.